Merhaba sevgili öğrenciler, değerli velilerimiz ve ekranlar başında bizi izleyen tüm konuklarımız. Benim tercih programına hoş geldiniz. Ben Milli Eğitim Uzmanı Ömer Sarıca. Bildiğiniz üzere programımızda üniversitelerimizin değerli rektörlerini ve Türkiye'nin dört bir tarafından sevgili üniversite adayı öğrencilerimizi konuk ediyoruz. Bugün de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor İbrahim Aydın hocamızı ve ülkemizin farklı illerinden öğrencilerimizi programımızda ağırlayacağız. Sayın Hocam, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Katıldığınız için, yayınımıza katılmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Tekrar yayınımıza hoş geldiniz. Bir de söylediğim gibi aramızda öğrencilerimiz var. Öğrencilerimizi tanıyalım. İlk olarak Ceyda, bize kendini tanıtır mısın? Mikrofonu açabilirsin. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Ben Ceyda Keskin. Denizli'de yaşıyorum. 12. sınıf öğrencisiyim. Hangi okuldan katılıyorsun Ceyda? Hilmi Özcan Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Hoş geldin. Baturay, seni tanıyalım. Merhabalar. Ben Baturay Ertek. Erzurum'dan katılıyorum. Mecidiye Anadolu Lisesi. Arkadaşlarımızla merak ettikleri soruları tercüman olmak için buradayım. Hoş geldiniz. Murathan, seni tanıyalım. Merhabalar, Murathan Demir. Samsun Aziz Atik Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisiyim. Burada olmaktan mutluyum. Hoş geldiniz, bize katıldığınız için. Bir öğrencimiz daha var. Ayşenur, bizi duyabiliyor musun? Seni tanıyalım. Selamünaleyküm, kusura bakmayın. Bir hata oluştu. İsmim Ayşenur Çalar, Şehit Ömer Halis Demir, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden katılıyorum, İzmir'den. Burada bulunmaktan çok memnunum. Tekrar hoş geldiniz. Bizi izleyenlere bir hatırlatma yapayım. Yayınımıza başlamadan önce benim tercihim etiketi ile sosyal medyadan sorularınızı iletebilirsiniz. Ayrıca YouTube üzerinden de sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. Merak ettiklerinizi yayın esnasında cevaplamaya çalışacağız. Sayın Hocam, tekrar programımıza hoş geldiniz. Ankara Yıldırım Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor İbrahim Aydınlı ile beraberiz. Hocam, bize öncelikle kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Evet, ben İbrahim Aydınlı. 1971 yılında Denizli'nin Çal ilçesinin Hançalar kasabasındaki şu anda mahalle oldu. Orada doğdum. 8 kardeşin en küçüğüyüm. 1971'den başlayan hayatım itibariyle köy ilkokulunda okuduktan sonra Süller Çal İmam Hatip Lisesi'ni bitirdim. Daha sonra Ankara Hukuk Fakültesi'ne geldim 1990'da. 1990-94 arası hukuk fakültesini de bitirdikten sonra 1995 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İş Hukukunda asistanlık sürecim başladı. Akabinde 98'de yüksek lisans, 2004'te doktora, 2007'de yardımcı doçent, şu anda doktor öğretim üyesi olarak biliyorsunuz söyleniyor. Şu andaki mevzuatla böyle. 2010'da doçentlik sınavında doçent olduk. 2015 yılında profesörlük ünvanını aldım. 15 Temmuz süreci sonrası ise idari görevler başladı benim hayatımda. İlk olarak Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde 6 aylık bir rektörlük yaptım 15 Temmuz'dan hemen sonra. Daha sonra YÖK Denetleme Kurulu üyeliği yaptım 2-2,5 sene kadar ve sonrası 2019 Mayıs'ta Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin rektör olarak atandım. Evliyim, 3 çocuğum var, 2 kız, 1 oğlan. Bu kadar. Teşekkürler hocam. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara'mızın genç üniversitelerinden. Yanılmıyorsam Ankara'da açılan 5. Devlet Üniversitesi. Evet. Adıyla benzer olarak hızlıca gelişip büyüyen bir üniversite aslında. Bize üniversitenizi tanıtır mısınız? Kısaca üniversitenizin kuruluşu, kampüs, yerleşke, öğrenci ve akademisyen sayısı ve
devlet üniversitesi olduğunu belirttim zaten. Kısaca bilgi verirseniz hocam, buyurun. Evet, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara'daki bir devlet üniversitesi olarak aslında en genç devlet üniversitesi. Çünkü henüz 9 yaşında, 2010 Temmuz'unda kurulmuş bir üniversite, 2011'de eğitime başlamış. Ancak 9 yaşında olmasına rağmen çok hızlı bir şekilde büyümüş. Tabii bunun nedenlerinden birisi Ankara'da olması. Bu konuda özellikle öğretim üyesi konusunda herhangi bir sıkıntı çekmemiş ve çok hızlı bir büyümeyle şu anda 15 fakülteye ulaşmış, 5 enstitü olan, yine bir yüksek okulu, 3 meslek yüksek okulu olan bir üniversitedeyiz. Tabii burada Ankara'nın değişik semtlerinde kampüslerimiz var. Ancak şunu hemen belirteyim. Asıl bizim kampüsümüz Esenboğa Külliyesi diye bildiğimiz Çubuk ilçesi mücavir alanları içerisinde havaalanına 3 kilometre olan 2 milyon metrekare alanı olan bir kampüsümüz var. Bizim şu anda üniversitemizin özellikle insan toplum bilimleri, siyasal bilgiler fakültesi, işletme fakültesi, bunun yanında İslam İlimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, yine Sağlık Bilimleri Fakültesi bu kampüste bulunuyor. Bunun dışında hukuk fakültemiz şu anda Etlik'te bulunmakta, 15 Temmuz Şehitler Binası'nda bulunmakta. Tıp fakültesi ise Bilkent'te, yani şu andaki Bilkent Şehir Hastanesi ile afiliye olan büyük bir tıp fakültemiz var. Yine mühendislik fakültesi ise yine aynı şekilde hukuk fakültesi ile, ki diş hekimliği de böyle, 3 fakülte aynı binayı paylaşıyorlar. Bunlar da Etlik'te. Bunun yanında konservatuvarımız var. Konservatuvarımız Cinnah'ta bulunmakta. Çünkü Cinnah'ta da bir kampüsümüz var. Aslında 2016'ya kadar üniversite genelde Cinnah olarak kampüsleşmiş. Ancak 2016-15 Temmuz darbesinden sonra Turgut Özal Üniversitesi'nin kapatılması ve onun binalarının devriyle üniversitenin büyük kısmı bu binalara gelmiş. Ancak tabii özellikle Cumhurbaşkanımızın inisiyatifiyle Esenboğa Külliyesi'nin özellikle inşasının bitirilmesi neticesinde üniversitemizin neredeyse yakın öğrencisi şu anda Esenboğa Külliyesi'nde eğitim öğretimine devam ediyor. Tabii üniversitemizin kampüsleri biraz şehir içerisine dağılmış durumda. Şöyle baktığımızda Etlik, Cinnah, Bilkent, Çubuk, Ulus, Varlık gibi yerlerde kampüsler var. Bunun yanında şunu da belirtelim. Şerefli Koçhisar, ki Ankara'ya uzakça bir ilçe, orada bulunan Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile yine orada bir yüksek okulumuz var. Yine üniversitemize bağlı olarak orada eğitim devam ediyor. Akademik personelle ilgili kısaca bilgi verecek olursak, 1256 tane akademik personelimiz var. Bunun 35 tanesi yabancı uyruklu. Bunun yanında bu personelimizin %16'sı profesör, %10'u doçent, %16'sı doktor öğretim üyesi ve %44'ü araştırma görevlisi. Tabii %12'de öğretim görevlisi şu anda görev yapmakta. Burada üniversitenin fakülteleri ve bölüm bazı ve yine ana bilim dalı bazında hiçbir hoca eksiğimiz bulunmamakta. Hemen hemen her alanda profesörümüz, doçentimiz, doktor öğretim üyemiz ve araştırma görevlerimiz olabildiğince fazla bir şekilde üniversitemizde görev yapmaktalar. Bizim aslında öne çıkan en önemli özelliklerinden birisi, tabii başkentte olması nedeniyle yabancı öğrencilere yoğunluğundan geliyor. Üniversitemizde 109 farklı ülkeden 2313 tane yabancı öğrenci var. Tabii bu yabancı öğrencilerin normal öğrenci oranı bizde Türkiye'de şu anda önde gidiyoruz. %11 gibi. Çünkü bizim halihazırda öğrenci sayımız 20.832. Yabancı öğrenci sayımız ise 2313 olarak bulunmakta. Bu da üniversitemiz uluslararası bir üniversite haline sokuyor.
ve çok çeşitli ülkelerden. Yani biz şöyle diyoruz, Birleşmiş Milletler bizim üniversitemizde şu anda öğrenci olarak. Ben de o benzetmeyi yapacaktım. Hani yüzün üzerinde evet. Ülkeler bahsettiniz. Evet. Gerçekten çok çeşitli. Evet. Hemen hemen her ülkeden Afrika, Balkanlar, Latin Amerika, Orta Asya, Uzak Asya, yani neresi aklınıza gelirse bu ülkelerden öğrenciler var. Tabii bizim üniversitemizin yabancı öğrenciler açısından da cazibeli olmasının bir başka yönü, üniversitemizin önemli fakülteleri İngilizce, %100 İngilizce eğitim yapıyor. Mesela başlıca bunlar tıp fakültesi, yine siyasal bilgiler fakültesi, işletme fakültesi, buralar %100 İngilizce eğitim veriyor. Bunun yanında tabii hukuk fakültesinin %35, yine tarih bölümünün %35, insan toplum bilimlerinin psikolojisinin %100 olması, bunlar da yabancı öğrenciler için bir çekim merkezi haline getiriyor üniversitemizi. Bu anlamda geçen seneki mezuniyetten bahsedecek olursak, mesela siyasal bilgiler fakültesi ile işletme fakültesinin birincileri, yanılmıyorsam siyasal bilgiler fakültesinin birincisi Pakistanlı bir kızımız olmuştu. İşletme fakültesinin birincisi de yine Yemen'den yine bir kızımız olmuştu. Tabii biz bu öğrencilerle gurur duyuyoruz. Bu öğrencileri olabildiğince Türkiye'ye adapte etmeye çalışıyoruz. Yani amacımız burada sadece üniversitemize gelen, dış ülkelerden gelen misafir öğrencilere diploma vermek değil, onlarla mezuniyet sonrası da irtibatımız devam etsin istiyoruz ve bu anlamda da öğrenci çalışmalarımız çok yoğun. Türkiye'nin en çok öğrenci kulübüne sahibiz ve mezunları takip sistemimiz var. Bu anlamda öğrencilerle birebir aktiviz. Mesela biz bu öğrencilerle olan temasımızın faydasını özellikle korona günlerinde çok iyi gördük. Çünkü aşağı yukarı Türkiye'de daha 13 Mart meselesi olmadan önce biz Şubat'ta hijyen komitelerini kurarak korona ile ilgili zaten bilgilendirme yapıp özellikle danışmanlık sistemimizi tamamen öğrencilerimiz takip sistemi olarak devreye soktuk. Yani şu anda bizim öğrencimiz Türkiye'nin neresinde olursa olsun, isterseniz ücra bir köşede yani bir köyde vesairede olsa veya dış ülkenin yine herhangi bir dış ülkede de olması önemli değil. Şu anda öğrenci temsilcilerimiz, öğrencilerimizle hem onların sağlıklarıyla, hem psikolojileriyle, hem diğer durumlarıyla birebir ilgilenmekteler. Oradan gelecek olan problemleri de biz bu anlamda yönetim olarak çözüyoruz. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Hukuk fakültesinden bahsettiniz. %30 İngilizce. %35. Bu evet. Sanırsam Türkiye'de çok fazla olmayan bir uygulama değil mi? Hukuk evet, fakültesinde evet. Bu kadar İngilizcenin evet. Fazla olması. Evet. Bahsettiğiniz gibi. Burada biz özellikle bazı alanlar var. Doğrudan doğruya İngilizce ile öğrenilmesi gerekiyor. Mesela insan hakları gibi. Yine uluslararası ticaret burada çok önemli. Yani ticaret hukukunun belirli alanları var. Mesela bunlar patent hukuku burada öne çıkıyor. Bu alanda uluslararası alana dokunan hukuk dallarını özellikle İngilizce öğretmeye çalışıyoruz. Tabii bu alanda da hocalarımız yetkin. Genelde yurt dışında doktorasını yapmış hocalarımız görev yapıyorlar hukuk fakültemizde. Tabii burada bizim amacımız özellikle mesela şu sıralarda gündemde olan işte Çin'e dava açılabilir mi ya da bu koronavirüse karşı önlem almayan ülkelere yönelik uluslararası davalar açılabilir mi şeklinde bir arayış var biliyorsunuz bütün ülkelerde. Biz de bu konuda hemen bu fakültemizde bir çalışma başlattık. Yine Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü çatısı altında bu konuda hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başladı. Özellikle uluslararası hukuk dalında görev yapan hocalarımızla. Yani netice itibariyle çok farklı alanlara hukuk fakültesinde dokunabiliyoruz uluslararası alan olarak. Teşekkürler hocam. Şimdi sosyal medyadan da sorular geliyor. Onları da birazdan aktaracağım bölümlerle alakalı. İlk olarak öğrencilerimizden Ceyda Keskin'in bir sorusu olacak. Onu alalım. Buyur Ceyda.
Şöyle bir sorum olacaktı benim. Psikoloji bölümünüzle ilgili detaylı bilgi istiyorum. O bölümü istediğim için. Şimdiden evet. Cevapladığınız için teşekkür ederim. Şimdi bizim psikoloji bölümümüz gerçekten kendi içinde aslında çok iyi yapılanmış bir bölüm. Size buradan da ben yanlış bilgi vermemek adına bazı teknik detaylarda aktarmak istiyorum. Bir defa psikoloji bölümümüz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi içerisinde bir bölüm. Normalde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türkçe eğitim yapıyor. Ancak psikoloji bölümü %100 İngilizce eğitim veriyor. Bölümde daha yeni olmasına rağmen, bakın normalde böyle bir yaşta olan üniversitelerde genelde öğretim üyesi kıtlığı çekilir ama bizde şu anda 3 profesör var, 2 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 4 araştırma görevlisi, doktor bunlar da tabii. Yani bunlar da öğretim üyesine aday arkadaşlar ve 5 tane de araştırma görevlisi. Toplam 17 hocamız var. Bu anlamda bölümün kontenjanı 2019 için 100 olarak belirlenmişti. Tabii yeni süreçte bu kontenjan ne kadar artar ya da aynı mı kalır onu tam bilemiyoruz. Yine burada en düşük puan başarı sırası 41, en büyük puan başarı sırası ise 9000 olarak gerçekleşmiş. Yani bize giren en başarılı öğrenci 9000'de girmiş, en düşük öğrenci ise 41.000'de girmiş. Bu da bu bölümün tercih edildiğini gösteriyor. Bir de şunu söyleyeyim Ceyda'cığım. Şimdi bizim psikoloji bölümü çok hareketli. Mesela bu bölüme özgü bir öğrenci topluluğu var. Bu arkadaşlarımız değişik sivil toplum kuruluşlarıyla Ankara'nın yine değişik yerlerinde farklı konularda, mesela bağımlılıkla mücadele gibi, ne bileyim özellikle bu kimsesiz çocuklarla alakalı çok değişik alanlarda çalışmalar yapıyorlar. Yine şu anda bizim psikoloji bölümümüz bu COVID sürecinde çok büyük bir araştırma yapıyor. Bütün öğrencilerle ilgili, yani ki bu öğrenciler biliyorsunuz şu anda Türkiye'nin dört bir tarafında. Aslında Türkiye'nin fotoğrafını çekmeye çalışıyorlar. Şu anda bizim eğitimimizi Aybüzem diye kısa ismiyle tanıttığımız Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi uzaktan eğitim merkeziyle yürütüyoruz. Bu merkez üzerinden aynı zamanda biz böyle büyük bir araştırmayı yürütüyoruz ki bunun sonuçları mutlaka ülke genelinde geçerli sonuçlar olarak kendini gösterecek. Bu anlamda hocalarımız gerçekten çok aktifler. Tabii bu da bizi gayet memnun ediyor. Onun için ben Ceyda'ya tercih etmesini çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Evet. Teşekkürler Sayın Hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler Ceyda. Sosyal medyadan gelen sorularda bazı bölümlerin nerede olduğuyla alakalı soruyorlar. Özellikle yönetim bilişim sistemleri bölümünün hangi kampüste olduğuyla alakalı soru geldi ama benim bildiğim Esenboğa kampüsündeydi ama Sayın Hocam. Evet. Öğrencilerin yanlış bilgiler mi? Onunla alakalı birkaç soru geldi. Ardından meteoroloji mühendisliği ile alakalı sorular geliyor ama o bölümünüz var mı? Varsa. Şu anda meteoroloji mühendisliğimiz yok. Mühendislik fakültesi içerisinde isterseniz kısaca sayayım. Elektrik mühendisliği var, bilgisayar mühendisliği var, inşaat mühendisliğimiz var, endüstri mühendisliğimiz var, biyomedikal mühendisliğimiz var. Bir de bizde matematik bölümü var ayrıca. Onu da şu anda olmayan mühendislik, bir mekatronik yok zannedersem. Diğer alanların hemen hemen tamamı bizde mevcut. Hı hı. Bir de havacılık uzayla alakalı bir soru vardı. Evet, onun üzerinde ben ayrıca durayım istemiştim. Madem ki soru geldi, cevap. Şimdi uzay ve havacılık mühendisliği bizde ayrı bir fakülte. Biz de ayrı bir önem veriyoruz. Sebebi de şu, tabii bunu seçecek olan öğrenciler için bu çok önemli. Şu anda Türkiye'de bir ilki deniyoruz biz. Normalde 7 artı diye, 6 artı diye sistemler var biliyorsunuz. Stajlar genelde 3. sınıf sonrası başlıyor.
Biz ise birinci sınıftan itibaren, staj değil bu ama doğrudan doğruya öğrencinin protokol yaptığımız TUSAŞ diye şu anda isimlendirilen Eskadı Tayi, yani şu anda Türkiye'nin göz bebeği olan helikopter uçakların yapıldığı, hatta F-35'in bile parçalarının üretildiği, ki eski Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Temel Kutil şu anda başında buranın, ki Cumhurbaşkanımızın da ayrıca önem verdiği bir kurum. Şu anda bizim Uzay ve Havacılık Fakültesi hocalarının hemen hemen tamamı burada görev yapıyorlar. Ve öğrenciler daha birinci sınıftan itibaren derslerini burada alıyorlar. Dersleri alırken de dersin uygulama yönünü de hemen burada hocalarımız kendilerine gösteriyor. Yani şunu demek istiyorum. Buraya gelen öğrenci, tabii burası da biliyorsunuz İngilizce eğitim veriyor. %100 İngilizce. Öğrenci muafiyetten geçtiğinde ya da hazırlık sınıfından sonra birinci sınıf itibariyle doğrudan doğruya TUSAŞ'ın içerisinde öğrenciliğe başlıyor. Bu da öğrenciler için çok önemli. Neden önemli? Çünkü genelde mühendislik alanlarında şöyle durumlar ortaya çıkıyor. Öğrenciler tabii şu anda bilmiyorlar ama biz bunu söyleyelim. Genelde mühendislik alanlarında birinci ve ikinci sınıf dersleri ortak. Öğrenciler asıl 3 ve 4'te kendi alanlarına ilişkin ders görüyorlar. Tabii bu da öğrencinin 2 sene acaba ben bu mühendislik alanında ne yapacağım ya da bu mühendislik alanı gerçekten ne sorusu tam kafasında cevaplanmıyor. Çünkü dersleri tam bilmiyor. Ama biz bu uzay ve havacılıkta bunu aşmaya çalışıyoruz. Yani şöyle daha birinci sınıfta öğrenci sistemin içine giriyor. Ve böylece bu mühendislik alanının neyle uğraştığını ya da buradan ne gibi bir çıktı elde edildiğini görme fırsatı bulduğundan aslında birinci sınıftan itibaren mesleğini bu şekilde bir yerde öğrenmiş ve benimsemiş oluyor. Teşekkürler hocam. Şimdi öğrencilerimizden Ayşe'nin bir sorusu olacak. Evet. Onu dinleyelim. Alalım. Kıymetli hocam tekrar merhabalar. Benim sorum şu şekilde, yabancı dil hazırlık sınıfı hangi programlar için geçerli ve zorunlu olmayan bölümlerde öğrenciler hazırlık okumayı tercih ediyor mu? Evet, şimdi yabancı dil konusunda tabii bizim fakültelerin bir kısmı %35, bazıları %100, bazıları da Türkçe. Şimdi baktığımızda hukuk fakültesi, tıp fakültesi, mühendislik fakültesi, siyasal bilgiler fakültesi, işletme fakültesinde İngilizce hazırlık zorunlu. Yani bu fakültelerde okumak için bir defa yabancı diller yüksekokulunda sınavları geçmeniz lazım. Yani yabancı dil bildiğinize dair belgeyi almanız gerekiyor. Bunun yanında insan ve toplum bilimleri fakültesinin psikoloji bölümü de yine aynı şekilde. Tabii hakeza mütercim tercümanlık bölümü, İngilizce mütercim tercümanlık bölümü ve tarih bölümünde İngilizce hazırlık sınıfı yine zorunlu. Tabii bu nedenle öğrencilerden isteyenler de bu yabancı dil sınıfında okuyabiliyorlar. Yani neticede hemen bölümüne başlamayıp, ilgili alanda tahsile başlamayıp, ben önce yabancı dillerde eğitim görmek istiyorum diyebiliyor. Bu da çok önemli bir avantaj. Çünkü bizim yabancı diller yüksekokulu şu anda muadilleri de demeyelim de aslında karşılaştırılamaz ama ODTÜ ile yarışır durumda. Bunu çok rahat söyleyebiliriz. Hem uluslararası alanda akreditasyonu var. Hem de hocalarımız itibariyle ve çıktı olarak yani öğrencilere öğretilen yabancı dil olarak gerçekten üst seviyede bir yabancı dil öğrenmiş oluyorlar. Yabancı dil eğitimini verildiği yerde merkezinde bizim rektörlüğün bulunduğu kampüste, Milli İrade Kampüsü'nde. Yani bu anlamda yabancı dilde iddialıyız. Bu konuda mütevazilik yapmıyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Şimdi benim sorum, yani şöyle devam edelim. Programlardan bahsediyoruz. Sizin üniversitenizde öne çıkan bir programınız var mıdır? Bazı üniversitelerde bazı bölümler, programlar öne çıkar. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde hangi bölümler daha çok tercih ediliyor? Böyle bir veriniz var mı? Şimdi
Tabii ben bir defa üniversitenin rektörü olarak her fakülteyi, her fakültenin her bölümünü, hatta yüksek okullarımızı hepsini çok çok önemli görüyorum. Sebebi de şu, biliyorsunuz özellikle son 10 yıldır dünyada disiplinler arası çalışmaya çok önem verildi. Yani burada artık sadece fakülte, sadece hukuk, sadece mühendislik, ne bileyim sadece siyasal işletme değil, özellikle şu yaşanan sürece bir bakalım isterseniz. Tabii ki puanlar bazı fakültelerimiz önde ama ben ondan önce öğrencilere de şunu özellikle söylemek istiyorum. Mesela şu anda bütün dünyayı etkileyen, sözde değil gerçekten tüm dünyayı sarsan diyelim, en büyük devletleri, süper güçleri bile sarsan, şaşırtan bir süreçten geçiyoruz. Bu sürecin çözülmesi, evet ekranlarda şu anda tıpçılar gözüküyor ama aslında işin ekonomik yönü çok önemli. Yine yapılar ciddi anlamda etkilendi. Devlet yapıları etkilenmeye başladı. Uluslararası ilişkilerde yeni bir zemin geliyor şu anda. Yani baktığımızda işin ekonomik, sosyal, politik, elbette bilimsel yani tıp alanında özellikle yine mühendislik alanları da burada çok önemli. Yani baktığınızda mesela solunum cihazını kimlerle ürettik? Biz tıpçılar üretmedik. Tıpçılar burada sadece ön bilgi verdiler aslında. Yani solunum cihazı nasıl olmalı? Neden gerekli? Ama baktığınızda burada malzeme mühendisi, makine mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, endüstri mühendisleri hep beraber çalıştılar. Yani mühendislik alanları da kendi içinde burada işbirliği yaptı. Tabii tıpçılarla beraber. Yani dolayısıyla burada artık disiplinler arası çalışma şu anda gündeme gelmiş durumda ki vardı zaten ama bu şu anda kendini çok iyi hissettirdi. İşte biz de bunun için üniversitemizde özellikle yönetişim metodu olarak fakülteler arasında ciddi bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Tabii bu ana dal, yan dal meseleleriyle gerçekleşiyor ama burada YÖK de bir adım attı. Mesela YÖK bir ders havuzu oluşturdu. Bu ders havuzu bütün hangi bölümde çocuk yani öğrenci okursa okusun buradan YÖK dersi dediğimiz YÖK havuzundan bir ders seçecek. Yani örneğin işte ne bileyim bir tıp öğrencisi psikolojiden ya da bir mühendislik öğrencisi işletmeden ya da ne bileyim ben bir ilahiyat fakültesinden bir ders de seçebilir kendine göre. Çünkü bu süreç bize problemin sadece tıbbi değil aslında daha doğrusu bu problem yaratacak alanların şu anda dini, psikolojik, sosyolojik, tıbbi yine uluslararası alandaki ilişkileri yeniden kurgulanması gibi birçok yapıyı önümüze getirdi. Bütün bunları da anlayabilmek ve çözebilmek için bir defa disiplinlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Tabii ben yine o sizin sorduğunuz teknik soruya da kısa cevap vereyim. Tabii ki tıp fakültesi, hukuk fakültesi ve mühendislik fakültesi biraz daha öne çıkıyor. Ama yabancılar için özellikle işletme siyasal bilgiler fakültesi düz İngilizce olduğu için onlar da biraz daha önde kendilerini gösteriyorlar. Bunun yanında mesela bizim yüksek okulumuzda da çok ilginç bölümler var. Mesela üç boyutlu modelleme ki bu çok cazip bir alan ve ciddi bir ilgi gördü. İşte bu sene gıda teknolojisi açıyoruz mesela 2 senelik. Yani bunlar yüksek okul programları. Yine laborant veterinerlik bölümü açıyoruz. Mesela gıda teknolojisi şu anda biliyorsunuz dünyada da çok önemli hale geldi. Gıda meselesi hemen bir de öne çıktı. Yani dolayısıyla burada moda değil de yani bir modayı izleme değil de aslında gerçekleri görerek dünyanın nereye gittiğini iyi tespit ederek aslında fakülteler arasında, bölümler arasında bu ilişkileri değişik alanlarda mutlaka kurmak gerekiyor. Öğrencilerimizin de ben böyle düşünmelerini istiyorum. Yani ben gideceğim sadece tıp okuyacağım, sadece mühendislik okuyacağım değil. Aslında o alanları destekleyen farklı bölümlerle fakültelerle de mutlaka öğrencimizin ilişki kurması lazım ki bunun da altyapısı zaten ana dal, yan dal olarak hazır. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Sosyal medyadan gelen sorulara da baktığımızda tıp fakültesi ve diş hekimliği ile alakalı sorular geliyor.
diş hekimliği okuyan birinin yurt dışında ne gibi avantajlar edeceğini sormuşlar ya da ne gibi farklılıklar getirdiğini sormuşlar. Ama bu tip sorular aslında yani cevapları bireye göre değişiyor. Bireyin başarısına göre evet. değişiyor. Yurt dışında iş imkanı olabilir mi demiş. Aslında bu siz daha iyi bilirsiniz ama diş hekimliği okuyan birisi yurt dışında çalışma imkanı sağlayabiliyor mu? Onunla alakalı bir soru gelmiş ama evet. kendisine göre evet. de değişiyor bu durumlar. Tabii şimdi soru soran kişinin bu soruyu niye sorduğu önemli. Bunu tam bilemiyoruz. Şu anda mesela bizim diş hekimliği fakültemiz yabancı öğrencilerin dikkatini çeken bir fakülte. Yabancı öğrenciyi buraya, burada da ciddi bir yabancı öğrencimiz var. Tabii bunlar uluslararası, yani her yerde geçerli. İşte diş hekimliği gibi, tıp gibi. Bu alanlar genelde kendiliğinden meslek olarak akredite olmuş alanlar. Biz biliyorsunuz diş hekimliğinde Türkiye olarak gayet iyiyiz, öndeyiz. Özellikle tedavi, teşhiste gerçekten çok güçlü fakültelerimiz var değişik üniversitelerde. Bizim üniversitemizin fakültesi daha genç bir üniversite ama kendi içinde gerçekten çok yetkin hocalara sahip. Mesela arkadaşlarımız eğer kazanıp gelirlerse bizde sivilize edilmiş bir muayene alanımız var. Yani öğrencilere her bir öğrenci bir hasta düşüyor. Yani bu hastalar aslında yarı robotlar diyelim. Yani dolayısıyla fakültelerde biliyorsunuz bu tür fakültelerde en çok uygulama problemi olur. Yani öğrenci uygulamayı görerek fakülteden mezun olmak ister. Bu konuda özellikle fakültemizin dekanının gayretleriyle robotik bir takım müşteriler yapılarak yani onların ağızlarına değişik işte bir takım uygulamalar yaparak öğrenci aslında o robotlar üzerinde yani insana benzetilen mankenler diyelim bunlara, manken hastalar üzerinde bu tatbikatı da yapabiliyor. Bu konuda tabii öğrencinin yurt dışına çıkışı konusu biliyorsunuz Erasmus programlarıyla bu mümkün. Çünkü üniversitemizin Erasmus imkanı da azımsanamayacak derecede fazla. Erasmus'a birazdan geleceğiz ama öncesinde evet. programlarla alakalı sorular geliyor. İsterseniz bölümlerden devam edelim. Erasmus'a evet. birazdan değineceğiz. Fizyoterapi ile alakalı soru gelmiş. Fizyoterapi bölümünüz ne alakalı? Fizyoterapi evet. bölümünüz var mı? Sosyoloji, felsefe ile alakalı sorular gelmiş. Eczacılık fakültesini soruyorlar. Elbette. Fizyoterapi bölümümüz, fizyoterapi bölümümüz var. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin altında yer alıyor. Bu da ilgi çeken bir bölüm. Tabii bunun aynı zamanda FTR diye tıp fakültesinde de biliyorsunuz bir bilim dalı var. Genelde zaten Sağlık Bilimleri Fakültesi ile tıp fakültesi ortak ders yapıyorlar. Yani birçok hocamız tıp fakültesinden geliyor. Yine Sağlık Bilimleri Fakültemizin hocaları da bu anlamda fakülte kadrosunda ve yetkin kişiler. Tabii bizim aslında bu konuda farklı düşüncelerimiz var. Yani şöyle yapacaklarımız var daha doğrusu düşünce derken. Örneğin Esenboğa Külliyesi'nde şu anda Sağlık Bilimleri Fakültesi eğitim veriyor. O bölgede kampüse çok yakın birkaç kilometre yakınlıkta bir termal bölge var. Şu anda birkaç otel orayı kullanıyor. Biz de üniversite olarak oraya aslında fizyoterapinin yoğunlaştığı yine GETAT dediğimiz tamamlayıcı tıbbın da içinde yer alan bir tesis kuralım istiyoruz. Biz kompleks kuralım istiyoruz. Yani içerisinde fizyoterapinin bütün alanının olduğu, yine tamamlayıcı tıbbın tüm tedavi metotlarının uygulandığı alternatif tıp diye şu anda biliniyor malum. Bunun bir hastanesini ve tesisini yapalım istiyoruz. Çünkü o alan buna çok müsait. Aynı zamanda biz havaalanına çok yakın bir üniversite olduğumuzdan yurt dışı bağlantısı çok çok kolay. Çünkü havaalanına bir hasta ya da bir ilgili kişi indiğinde 5-6 dakikada kampüse ulaşabiliyor. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj. Bunları şu anda söyleyebilirim. Çok teşekkürler hocam. Konuşmanızda evet. bahsettiniz ama merak edenler de var. Önümüzdeki yıl için yeni açılacak programlarınız var mıdır? Onlardan da hemen kısaca bahsedebilir misiniz bizlere? Evet, yeni açılan yüksek okuldaki program var.
Biraz önceki sorulardan biri eczacılıktı. İsterseniz onu da kısaca... Tabii, buyurun hocam. Eczacılık fakültemiz şu anda eğitim öğreti vermiyor. Yani resmi olarak açıldı. Ancak henüz öğrenci almıyoruz. Bunu belirtelim. Yani böyle bir var ama henüz öğrenci almıyoruz. Sosyoloji ve felsefe de sorulmuştu ama yanlış hatırlamıyorsam. Laborant ve veterinerlik. Özellikle Çubuk'taki kampüsümüz var ayrıca. Yani Esenboğa Külliyesi dışında ayrı bir kampüsümüz var. Burası çok yeşili bol olan, ağaçlıklı bir alan. 1923'te Atatürk döneminde kurulan bir garnizon aslında. Tarihi bir yer. Burada yüksekokullarımız var. Yine burada bizim at çiftliğimiz var. Özellikle arıcılık yapılıyor burada. Yani tabiatla iç içe bir kampüs. Onun için biz gıda teknolojisini buraya açmayı çok uygun bulduk. Neden? Çünkü Çubuk turşusu dünyaca meşhur. Ve Çubuk'ta sanayi bölgeleri gerçekten çok yoğun. Hemen Akyurt ilçesi de böyle. 750 adet kuru gıda, yaş gıda işleme işletmeleri var burada. Yani şunu yapmak istiyoruz aslında. Kuzey Ankara dediğimiz bölgeyle entegre olma adına bu bölgede hangi endüstri, sanayi ya da sosyal alanlar varsa o alanlarla bütünleşme adına aslında bu şekilde bölümleri peyderpey açmaya çalışıyoruz. Teşekkürler hocam. Şimdi öğrencilerimizden Murat'ın bir sorusu olacak. Murat'ın, seni dinleyelim. Hocam, okulunuzda çift ana dal ve yan dalın yeri ve olanakları nedir? Bahseder misiniz? Minik bir sorum daha var. Uluslararası akreditasyon anlaşmalarınızla alakalı biraz konuşabilir misiniz? Teşekkürler. Evet. Bu soru bizim için çok önemli. Murat Han debir. Aslında ben bundan disiplinler arası çalışmayı anlatırken biraz bahsetmiştim ama yine de bazı bilgiler vereyim. Üniversitemiz baştan da belirttiğim gibi uluslararası bir üniversite niteliğinde. Yani burada 109 ülkeden öğrenci olması özellikle öne çıkıyor. Tabii iyi niyet anlaşması dediğimiz ikili anlaşmalar var. Mesela 91 anlaşma, ki bu 91 anlaşma bizim için çok önemli. 91 ülkeyle aslında yapılan bir anlaşma bu. Tabii burada iyi niyet anlaşması dediğimizde mesela biz geçen daha doğrusu 2020'nin ilk ayı olan Ocak ayında Özbekistan'a gittik. Özbekistan'da 7-8 tane üniversiteyle her türlü anlaşma yapmış olduk. Yani Mevlana, Erasmus, yine iyi niyet anlaşması dediğimiz anlaşmalar yaptık. İyi niyet anlaşması aslında çerçeve anlaşması. Bu anlaşmaya dayalı olarak iki üniversite kendi aralarında her türlü öğrenci alışverişinden tutun, akademik alışveriş, yine toplantı, beraber sempozyum düzenleme, belirli programları yürütme gibi birçok faaliyete taban oluşturan anlaşmalar bunlar. Bunun yanında Erasmus K103 dediğimiz 124 anlaşma imzalanmış durumda. Yine Erasmus K107 dediğimiz 283 anlaşmamız var. Bunun yanında Mevlana Değişim Programı anlaşmaları, ki bunlar da 248 anlaşma. Yani toplamda 746 tane uluslararası anlaşma. Ki ben size tabii birçok ülke var burada. Tek tek saysam herhalde süremiz yetmez. Yani burada Almanya'yla da, Fransa'yla da, İtalya'yla da, Macaristan'la da, Çek Cumhuriyeti'yle de anlaşmamız olduğu gibi yine aynı şekilde Orta Asya ülkeleriyle, Afrika ülkeleriyle, yine Uzak Doğu dediğimiz Güney Kore başta olmak üzere Malezya, Endonezya. Yani burada aşağı yukarı üniversitemizde bulunan fakülteler ve bölümlerinin tamamına hitap edebilecek. Çünkü her ülke biliyorsunuz belirli alanlarda kendini göstermiş durumda. Örneğin bir öğrencimiz diyelim ki işte elektrik elektronik üzerinde çalışıyor ise, biz bu öğrencimizi, daha doğrusu bu alanda eğitim görüyorsa, işte Almanya'ya mesela gönderdiği yayılıyoruz ya da Malezya'da mesela, Malezya Teknik Üniversitesi bu konuda çok iyi. Oraya yönlendiriyoruz. Yani bu konuda elimiz çok geniş. Yeter ki öğrencimiz ben Erasmus programından yararlanmak istiyorum desinler. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Bu alanda Erasmus ofisimizde gayet tecrübeli arkadaşlarımızdan oluşuyor.
Baturay da onu merak ediyordu. Yanlış hatırlamıyorsam Baturay. Evet. Erasmus'la alakalı evet. Başka sormak istediğin var mı? Hocam bir de Mevlana programı var. O bahsettiğiniz Uzak Doğu ülkelerini mi kapsıyordu Mevlana programı? Mevlana değişim programı Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerle yapılan bir. Onun için öngörülmüş. Biliyorsunuz Erasmus genelde Avrupa Birliği üyesi ülkelerle yapılıyor. Fakat bir de Erasmus Plus dediğimiz bir program var. O da Avrupa Birliği üyesi ülke olmasa bile yine Erasmus projesiyle gidilebilen bir yurt dışı öğrenci alışverişi. Tabi burada Erasmus sadece öğrenciler değil, öğretim üyeleri de bundan yararlanabiliyor. Yani bu programlar gerçekten bize sunulmuş çok güzel imkanlar. Önemli olan bunları iyi araştırıp uygun olan ülkeye gitmek. Mesela biz bu süreçte Erasmus'la yurt dışına giden öğrencilerimiz birçoğu döndü. Cumhurbaşkanımız özellikle bu yurt dışında bulunan eğitim, ticaret amacıyla yurt dışında bulunan birçok vatandaşımızı ülkemize getirdi biliyorsunuz. Bizim öğrencilerimizin de büyük kısmı yurt dışından Türkiye'ye döndü. Tabii bu süreç bittikten sonra tekrar bu süreçlere devam edecekler ama dönmek istemezlerse de biz intibak süreciyle öğrencilerimizin intibaklarını burada yaparak eğitimlerinin aksamadan devamını sağlayacağız. Baturay, sormak istediğin bir şey var mı? Erasmus'la yurt dışına alakalı. Sen şöyle Baturay Murat Han soran herhalde değil mi? Murat Han. Murat Han çift anadal programlarını soruyor. Çift anadalı da ben belirteyim. Bir defa çift anadal ve yan dal ikinci sınıftan itibaren başlayan bir sistem. Yani bir öğrenci iki yerden, iki ayrı fakülteden diploma alabiliyor. Tabii bu fakülteler arasındaki anlaşmaya bağlı. Mesela şu anda hukuk fakültesi ile işletme fakültesi arasında böyle bir anlaşma var. Yine tıp fakültesi ile diş hekimliği fakültesi arasında da böyle bir anlaşma var. Tabii burada başarılı olma önemli. Yani her öğrenci bu sürece giremiyor. İşte burada 2,5-3 üzeri notlarının olması lazım. Bunlar hepsi de teknik detay. Yani öğrencinin dersinin olmaması lazım. Çünkü bunu götürebilmek çok zor. Yani hem kendi bölümünüzü okuyacaksınız hem de ya yan dal ya da ana dal dediğimiz hemen hemen o alanın sizin almadığınız bütün derslerini almanız lazım. Hani 1,5 diploma ya da 2 diploma gibi bir süreç bu sonuç itibariyle. Zor bir alan, yani zor bir uğraşı ama tabii bunu yapan öğrencilerimiz var. Bunu da belirtelim. Yani bu konularda özellikle ben rektör olarak bir yıldan beri fakülteler arasında cimrilik yapmayın diyoruz yani bir yerde hocalarımıza. Yani çocuklarımızı diğer fakültelerle de buluşturalım anadal, yandal sistemiyle. Çünkü öğrenci mesela diyelim ki endüstri mühendisliğinde okuyan bir öğrencinin mutlaka işletmeden dersler alması lazım. Diğer türlü bu eksik kalır. Yine malzeme metodolojide okuyan bir öğrencinin atıyorum makine mühendisliğinden dersler alması lazım. Örneğin. Yani üretilen bir malzemenin nasıl kullanıldığı vesaire ya da inşaat mühendisliğinden. Yani bölümler arasında aynı fakültede olduğu gibi farklı fakülteler arasında da bu ilişkiler üniversitemizde gayet yoğun bir şekilde devam ediyor. Teşekkürler hocam. Cevapladınız. Baturay, seni dinleyebiliriz. Merak ettiğin soru varsa yurt dışı programlarıyla alakalı. Hocam tekrardan merhabalar. Yurt dışı programları için belirli bir agno ortalaması istiyor musunuz? Bir de başka bir sorum daha var. Yazılım ve makine mühendislikleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Şimdi bizde yazılım mühendisliği yok. Makine var. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir defa artık yazılım bütün mühendisliklerde gerekli. Yani kodlama yazılımdan anlamayan bir mühendislik olamaz veya böyle bir mühendis olamaz. Onun için her mühendislik dalında mutlaka yazılım ve kodlama gerektiği kadar mutlaka öğrenilmesi lazım. Çünkü bunlar genel alanlar. Bu konuda ben özellikle ana temel mühendisliklerde okunurken öğrencilerimizin mutlaka kendilerini yazılım ve kodlamada geliştirmelerini istiyorum. Bu konuda tabii öğrencilerimizin yararlanacağı değişik imkanlar var.
üniversitemizde de bunlar sunuluyor. Burada ikinci soruyu tekrar eder misiniz? Erasmus gibi yurt dışı programlarında belli bir AGN ortalaması istiyor musunuz? Tabii burada da bir ortalama isteniyor. Yani şöyle, bir defa üniversitede yandal anadal ya da Erasmus'la yurt dışına çıkma ya da üniversite içerisinde anadal yandal yapmak için mutlaka öğrencinin başarılı olması isteniyor. Bu başarı bizim için çok önemli. Neden? Çünkü öğrenci bir defa artı bir şey yapmaya gidiyor. Yani sadece fakültesini bitirmekle kalmıyor. Yurt dışında ilgili alanda ders alıp o dersleri ne yapacak? Döneme saydıracak. Yani diyelim ki 3. sınıfın 1. dönemine gitti. Gittiği ülkenin dersleri 3. sınıfın 1. dönemine sayıldığından öğrenci döndüğünde 2. dönemden başlayabiliyor. Bu da tabii başarılı öğrenciyi gerektiriyor. Onun için bu tür artı imkanlardan yararlanmak için her anlamda başarı şart diyebiliriz. Evet. Teşekkürler hocam. Bir diğer sorumuz da üniversitemizin barınma burs hizmetleri hakkında, ulaşım hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Barınma, ulaşım ya da burs imkanları nelerdir? Şimdi üniversitemizde barınma şöyle, özellikle şehrin içerisinde bulunan kampüsler için hiç sorun değil. En yakın KYK yurdunda öğrencilerimiz kalabiliyor. Yine şehir içerisinde özel yurtlar var. Yine öğrenciler istedikleri takdirde yine şehir içerisinde olduğu için kampüslerimizin birçoğu evlerde kalabilirler. Bizim Esenboğa kampüsümüz aslında çok güzel bir kampüs. Çok da güzel bir yapısı var. Burada bir yurt eksikliği vardı. Biz geldikten itibaren bu yurt eksikliğini çabuk bir şekilde tamamlanması için gayret gösterdik. Şu anda aşağı yukarı 3000-4000 civarında öğrenci kapasiteli iki yurt inşaatının çok hızlı bir süreçle ilerlediğini söyleyebilirim. 2020-21 dönemi için en azından 1500-2000 kontenjanlı yurt burada hizmete girecektir diye tahmin ediyoruz. Çünkü son dönemde özellikle yurtların farklı alanlarda da kullanılması da hepimiz biliyoruz. Bu konuda da Kredi Yurtlar Kurumu gerçekten konuya çok çok önem verdi. Çünkü bize havaalanına çok yakın bir üniversiteyiz. Ulaşım açısından kolay ve bahsettiğiniz gibi Kredi Yurtlar Kurumu'nun gerekse Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurtları evet, çeşitli durumlarda adeta bir kurtarıcı kurtarıcı. Farklı. Tabii. Misyonlar kazandı. Evet, evet. Dediğiniz çok doğru. Herhalde müjdeli haberi de verdiniz. Evet. Yurtlarımız yapılıyor. Yani 2000, özellikle 2021'in sonunda 4000 kişilik yurt tam kapasite hizmete girmiş olacak. Teşekkür ediyoruz hocam. Sorulara baktığımda kontenjanlarla alakalı soru geliyor ama bu da YÖK'le alakalı bir durum. Tıp fakültesinin kontenjanında artış olacak mı diye bir soru gelmiş. Bunları, tabii bunları biz şu anda bilemiyoruz. Yani ne söylesek doğru olmaz. Kılavuz yayınlandığında zaten görecekler. Oradan belli olacak. Kılavuzu evet, bekleyecek öğrencilerimiz. Evet. Diğer sorumuz ise üniversitemizin teknolojik imkanları, teknolojilerin kullanımından bahsettik ama uzaktan evet, eğitim, online eğitim, bununla alakalı evet, kısa bir bilgi verebilirseniz. Şimdi ben özellikle bu konu üzerinde durmak istiyorum. Üniversitemizin başkenti olması nedeniyle aslında sadece teknik olarak değil, mesela burada okuyan hukuk fakültesi öğrencileri doğrudan doğruya üst yargı organlarıyla temasa geçebiliyorlar. Yani Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi gibi Türkiye'nin en büyük adli yani adliyelerinden birisi Ankara'da. Dolayısıyla sadece teknik alanlar değil. Zaten teknik alanlarla ilgili özellikle söyleyeceğim şeyler var ama sosyal alanlar açısından da öğrencilerimiz burada çok rahat bir şekilde stajlarını, uygulama alanlarını bulabiliyorlar. Bütün bakanlıklar, bütün kamu kurum ve kuruluşları zaten üniversitemizin değişik fakültelerine hitap ediyor. Bunun yanında Ankara biliyorsunuz savunma sanayinin şu anda merkezi durumunda. Roketsan gibi, Havelsan gibi, Aselsan gibi, TUSAŞ gibi önemli askeri malzemeler üreten, lojistik,
başta olmak üzere yüksek teknolojiyle savunma araç ve gereçler üreten hemen hemen birçok kurum ve kuruluş Ankara'da. Bu da özellikle mühendislik fakültemiz için çok çok önemli. Bu konuda biz üniversite yönetim olarak hocalarımızın buralarda görev almasını özellikle istiyoruz ve görev almak isteyen hocalarımızın da önünü açarak aynı zamanda öğrencilerimizin buralarda staj yapmasını sağlıyoruz. Mesela şu anda gerek Havelsan'da olsun, gerek TUSAŞ'ta olsun, gerek diğer Roketsan gibi yerlerde olsun, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversiteleri çok yoğundur. Bunun sebebi şudur. Çünkü buralarda aynı zamanda bizim hocalarımız görev yapıyor part-time bir şekilde. Bazen yönetimde görev alıyorlar, bazen projelerde görev alıyorlar. Bu konuda mühendislik fakültesi öğrencilerimiz çok şanslı. Bunu hemen kendilerine belirtebilirim. Tabii bizim Uzay ve Havacılık Fakültemizin TUSAŞ'la ayrıca protokol halinde olması, yani bütün hocalarımızın orada olması, öğrencilerimizin eğitimlerini orada devam ettirmeleri de bizim için büyük bir ayrıcalık. Çünkü bu çok çok önemli. Ama diğer mühendislik dallarının da bu savunma sanayide bulunan kurumlarda, ki bunların birçoğu biliyorsunuz devlet kurumu, yani büyük yoğunlukla bunlar devlet payının olduğu kurumlar, buralarda stajlarını çok rahat bir şekilde yapıyorlar. Ki staj yapmak demek zaten burada da iş bulmak anlamına geliyor. Yani öğrenci orada staj döneminde kendini benimsettirirse, gerçekten başarılı bir staj geçirmişse, zaten oradaki yönetimde, insan kaynakları da öğrenciye hemen belirli teklifler götürüyor ve öğrencilerimizin bu şekilde çok iş bulduklarını, buralara işe girdiklerini bizzat ben şahit oldum. Hı hı. Bir staj demişken sosyal medyadan, yine YouTube üzerinden gelen sorularda uluslararası ilişkiler bölümünde staj imkanı var mı diye bir soru gelmiş. Uluslararası ilişkiler bölümümüz var mıydı üniversitemizde? Evet, hocam, üniversitemizin uluslararası ilişkiler bölümü var ve çok üst seviyede bir eğitim veriyor. Bu anlamda hocalarımız da farklı alanlarda görev yapmış ve şu anda hocalık yapan, YTB'de başkanlık yapmış, işte Maarif Vakfı'nın şu anda başkan yürüten bir hocamız var. Yani uluslararası alanda gerçekten bürokraside de görev yapmış hocalar. Yani öğrencilerime ben şunu söyleyebilirim. Tabii şu anda ekrandaki öğrencilere ve bizi dinleyen öğrencilere, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi demek aslında bizatihi devletin tüm bürokratik alanlarında staj yapabilen, devletin tüm bürokratik alanlarında görev yapmış hocaların barındığı ve bu anlamda devletin tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla çok rahat ilişki kurabilen bir üniversite burası. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Yani bu bizim çok önemli bir özelliğimiz. Yani dolayısıyla bizim hocalarımız part-time bir şekilde mutlaka bir kamu kurumunda görev yapmaktalar ya da önemli bir görevden sonra üniversiteye tekrar geri dönmüş hocalar olduğundan burada öğrenciler sadece teorik ders dinlemezler. Mutlaka hocanın uygulamada gördüğü problemleri aktardığı, bunlara çözüm önerisi getirdiği ya da öğrencilerini mutlaka bu kurumlarla temasa geçiren hocalara sahibiz biz. Bu anlamda öğrenciler tabi bundan çok çok memnunlar. Bunu da özellikle belirteyim. Tabii şu anda teknik olarak bizim Aybüzem'den biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü hepinizin bildiği gibi şu anda fiziken öğrenciler üniversitede yok. Ama öğrenciler bizimle yine beraberler. Aybüzem dediğimiz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ile şu anda eğitimimize devam ediyoruz. Bu eğitim özellikle biz başlangıçta asenkron olarak yapmaya karar verdik. Çünkü senkron olarak yaptığınızda birçok sorun ortaya çıkıyordu. Fakat hocalarımızın kendi tercihleriyle şu anda senkron eğitimler de yoğun bir şekilde yapılıyor. Bazı sayılar vermek istiyorum. İsterseniz bunlar bizim için önemli çünkü. Tabii, buyurun hocam. Şu anda Aybüzem'de 4975 sanal sınıf var. Bakın bu çok yüksek bir rakamdır. 4975 sanal sınıf. Yine 18.131 öğrenciyle 973 hoca burada birbiriyle ilişkilendirildi. Yine yayın sayısı
olarak şu anda sistemde 3940 yayın var. Yine 6196 soru bankası, 13820 kaynak sayısı ve canlı yayına katılan öğrenci sayımız şu anda 12609. Senkron eğitim yapılan toplantı sayımız ise şu anda gelinen nokta itibariyle 2604'tür. Bu da gerçekten önemlidir ve başlangıçtan itibaren ki biz 30 Mart'ta başladık. Biliyorsunuz en erken 26 Mart'ta başlamıştı üniversiteler. Biz 30 Mart'ta ikinci kademe olarak başladık. Herhangi bir teknik sorun yaşamadık. Bir çökme ya da bir kopukluk, ne bileyim bazı böyle sıkıntılar oldu biliyorsunuz. Tabii burada öğrencilerimizi biz özellikle sürecin içerisinde mağdur etmeme adına da online sınav yapmamayı tercih ettik ki bu doğru değil. Çünkü örgün eğitim vermediğiniz öğrenciye örgün sınav yapmak adaletli değil. Biz öğrenciye burada biraz da onları ezberden kurtaralım, biraz argeleri gelişsin diye ödev ve projeler vererek, küçük quizlerle hocalarımız öğrencilerin bu alandaki marifetlerini ölçerek not kanaati oluştursun istedik. Çünkü bu aynı zamanda ezberci eğitim dediğimiz metottan da öğrencileri biraz kurtaralım, biraz da bu alana güç verelim istedik. Aybüzem bu şekilde şu anda devam ediyor. Tabii burada biz aslında üniversiteyi Aybüzem'le geleceğe de hazırlamak istiyoruz. Çünkü büyük ihtimal artık dünyada dijital üniversite diye bir kurum meydana gelecek. Bu çünkü süreç olarak biz bunu görebiliyoruz. Bu konuda da hızlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öğrencimizin aslında sosyal medyada soru soran öğrencimizin uluslararası alanla ilgili bir sorusu vardı. Ben onu, bizim bir enstitümüz var, onun da taçlandırmak istiyorum. Bizim ULISA diye kısa isimle isimlendirdiğimiz Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitümüz var. Bu bizim beşinci enstitümüz. Yani sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri yanında bir de Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitümüz var. Aslında bu enstitüyle biz özellikle güvenlik alanında, güvenlik politikalarında çalışmalar yapmak istiyoruz. Henüz öğrencisi yok. Geçen hafta itibariyle güvenlik politikaları ana bilim dalımız açıldı. Bu alanda %100 İngilizce ve Türkçe olarak yüksek lisans eğitim vereceğiz. Tabi burada güvenlik derken mesele sadece askeri güvenlik değil. Bakın bugün sağlık güvenliği, gıda güvenliği, tüm bunlar o kadar önemli hale geldi ki artık ülkeler birbiriyle savaşma yerine bu tür güvenliklerini baz alarak aslında bir yerde mücadeleye girdiler. Onun için biz de bu alanda, bu enstitü altında yüksek lisans çalışmalarını hızlı bir şekilde başlatıp bu alanı geliştirmek istiyoruz. Teşekkürler Sayın Hocam. Evet. Bahsettiğiniz, verdiğiniz bilgilerden dolayı. Şimdi sosyal medyadan gelen sorulara baktığımızda besleyle alakalı sorular gelmiş. Beslenme ve diyetikle alakalı sorular gelmiş. Bu bölümler evet. Hakkında bilgi istiyorlar ama bu bölümleriniz mevcut diye biliyorum. Evet var. Evet. Sağ fakültesi altında beslenme diyetik bölümlerimiz var. Hı hı, onu sormuşlar. Evet. Baktığımızda sorularda üniversitemizin sosyal sportif faaliyetleriyle alakalı soru var ama bundan bahsettiniz zaten. Kulüplerimiz. Evet. Üniversitemizin sosyalleşmesi üst seviyede. Çünkü gerçekten geçen sene biz 2019'da bir istatistik çıkartmıştık. Üniversitemizde aşağı yukarı baktığımızda 2018 yılında 780, 2019 yılında 555 uluslararası ulusal sempozyum, çalıştay, panel, kongre ve etkinlik gerçekleştirildi ve bunların çoğu kulüpler marifetiyle yapılıyor. Çok aktif bir öğrenci kulüp yapımız var. Özellikle bir hocamız bu kulüplerle ilgileniyor. Öğrenciler eğer inanmakta zorluk çekiyorlarsa bizim sosyal medyaya bakabilirler. Yani burada teknoloji kulüplerinden psikoloji kulüplerine kadar doğa sever, doğayı sevenler diye özellikle köpeklerimiz var üniversite kampüsümüzde. Onlarla özel ilgileniyoruz. Biz onlara can dostları diyoruz tabii.
Bu süreçte de özellikle ihtimam gösterdik onların aç kalmamaları için, gıdalarının temin için. Burada öğrenci yaşam merkezimiz şu anda projesi çizilmiş durumda ve hızlı bir şekilde yapımına başlanacak. Bu da bizim için çok çok önemli. Çünkü öğrenciler bizim bir yerde sosyal medyadaki elçimiz. Ben özellikle rektör olarak öğrencilerimizin hemen hemen bütün sosyal medya hesaplarını takip ediyorum. Burada özellikle eleştirileri çok önemsiyorum. Eleştiriler çünkü bizim üniversitemizin daha bir adım ileriye gitmesini sağlıyor. Tabii ki övgüler bizi sevindiriyor ama eleştiriler de önemli. Çünkü bizim göremediğimiz öğrenci görüyor. Çünkü öğrenci alanda. İşte ben de onun için Ramazan sohbetleri gibi hasbihal diye, Ramazan geceleri diye böyle bir program başlattım. Aşağı yukarı haftada birkaç defa öğrencilerle, değişik şehirlerdeki öğrencilerimizle görüşerek aslında seneye de bir hazırlık yapıyoruz diyebiliriz. Teşekkürler hocam. Yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Süremiz olmak üzere. Bir de hocam, üniversitelerin sosyal faydaya önem verme, topluma öncülük etme gibi misyonları da var. Bu anlamda toplum yararına yapılan çalışmalardan, sosyal sorumluluk projelerinden kısaca bahsedebilir misiniz? Üniversitelerin gerçekleştirdiği. Daha sonra öğrencilerimize söz hakkı vereceğim, yine soruları var mı diye. Programımız bitmeden onlardan alayım. Şimdi sosyal projelerle devam edelim hocam, buyurun. Şimdi tabii bu sosyal fayda özellikle üniversiteler için ayrı bir karne notu haline geldi. YÖK tarafından da bu çok önemseniyor. Yani üniversiteler sadece kampüs içerisinde, işte kampüs duvarlarının içerisinde kendi kendine teorik eğitim yapan, diploma dağıtan yerler olmamalı. Mutlaka bulundukları şehirle ya da bulundukları alanla iç içe temasa geçmeliler. Biz bu anlamda teknik olarak zaten biraz önce de belirttiğim gibi hemen hemen Ankara'daki tüm teknik alanlarla, işte Roketsan, Havelsan, Aselsan gibi, TUSAŞ gibi alanlarla zaten birebir ilişki içerisindeyiz. Buralarla sürekli olarak hem toplantılarımız oluyor, hem teknik gezilerimiz oluyor. Buradan yetkililer geliyor, üniversitemizde önemli panel ve seminerler yapıyorlar. Tabii bunun yanında burada tabii bir almak ve vermek meselesi var. Biz neler veriyoruz diyelim ki. Mesela Esenboğa Külliyesi'nde özellikle burada dumansız kampüs projemiz yürürlüğe girdi. Yine engelsiz kampüs yaptık burayı. Esenboğa Külliyesi bu iki özelliğiyle öne çıkıyor. Bunun yanında mesela bizim yeni başlattığımız, aslında koronavirüs öncesi toplantısında yaptığımız Kuzey Ankara projemiz var. Tabii Kuzey Ankara projesi dendiğinde bunun çok yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Burada bütün fakültelerimiz bu projede kendini görebiliyor. Kuzey Ankara aslında Ankara'da havaalanının bulunduğu bölge. Ankara'yı bilenler bilir. Bu bölge havaalanının dışında çok gelişmemiş bir bölge. Evet, MAN fabrikasının, bir takım önemli fabrikaların, endüstri alanlarının olduğu bir yer ama netice itibariyle Ankara daha çok batıya büyümüş. Ben genelde şöyle betimliyorum. Ankara, ODTÜ, Bilkent, yine devamında işte Çankaya gibi, Başkent gibi kendisini batıya doğru geliştirmiş. Güneyde yine bazı özel üniversiteler var. Ankara Üniversitesi'nin önemli bazı fakülteleri oraya çıktı biliyorsunuz. Gazi Üniversitesi ve Hacı Bayram'ın yerleri var. Fakat kuzeyde kim var diye sorulduğunda işte kuzeyde biz varız. Kuzeyde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi var. Biz buraya Kuzey Yıldızı diyoruz. Biz bunu parlatacağız diye yola çıktık. Bunun için Kuzey Ankara projesi bir proje taslağı oluşturduk. Tabii bu taslağın içerisinde sadece sosyal alanlar yok. Teknik alanlar var, endüstri alanları var. Biz bu Kuzey Ankara projesini 5 belediye ile yürütmeye karar verdik. Başta Keçören, Akyurt, Kalecik, Çubuk, Pursaklar gibi belediyeler de bu işin içerisinde. Çünkü hem bu alandaki şehirleşme bizim için çok önemli. Burada yatay bir mimari mutlaka oluşturulması lazım. Çünkü Ankara gerçekten özellikle yoğun şehirleşilen yerlerde ciddi sıkıntı çekiyor.
Tabii burada metro ulaşımı mutlaka sağlanması gerekiyor. Ve bu alanda da coğrafyayla beraber aslında tabiatı bozmadan bir yaşam şekli, yani kendi kendine yeten şehir ya da atık problemi olmayan şehir yapısı oluşturma adına biz aslında burada hem devletimize hem yerel yönetime bir öncülük yapma adına böyle bir proje başlattık ve bu projeyle ilgili de gerçekten önemli adımlar attık. Tabii bunun yanında koronavirüsle ilgili de önemli çalışmalarımız oldu. Türkiye'de belki de ilk hijyen komitelerini biz oluşturduk. Özellikle tıp fakültemizdeki enfeksiyon hastalıkları dalının güçlü olması ile burada kocalarımızın tavsiyesi ve rektör yardımcımızın da bu anlamdaki öncülüğüyle hijyen komiteleri oluşturup daha henüz ülkemizde herhangi bir hareketlik yokken biz bütün fakültelerde, bütün kampüslerde koronavirüsle ilgili bilgilendirme yaptık. Hijyenin öneminden yola çıkarak bütün personelimizi, temizlik personelimiz başta olmak üzere bunları eğittik. Bunun yanında geçen hafta mesela 10 bin siperlik ürettik bu arada. Bu siperlikler bize özgü siperlikler. Yarı açık ve tam kapalı siperlikler. Bunu mesela Başkent'deki en büyük biliyorsunuz hastane Bilkent Şehir Hastanesi. 5 bin adedini oraya bağışladık. Yine biraz önce saydığım belediyelere ve belediyelerin sınırlar içerisinde bulunan devlet hastanelerine bunu bağışlayarak aslında bir farkındalık meydana getirdik. Yoksa buraların tabii ki ihtiyaçlarını Sağlık Bakanlığı vesaire karşılıyor ama üniversite olarak biz COVID'e bu anlamda gerçekten çok önem veriyoruz. Tabii COVID'e ilişkin yine insan toplum bilimlerinde külliye dergisi altında COVID'in tüm yönlerini araştırmaya açtık. Yine aynı şekilde ULİSA'nın öncülüğünde disiplinler arası COVID konferansı yapıldı. Yine telekonferans sistemiyle Zoom'dan. Ve buna ilişkin raporlamalar yaptık. Gerekli yerlere de bu raporlamaları iletiyoruz. Bu anlamda sosyal fayda olarak daha neler yapabiliriz diye düşünmüyor değiliz. Bundan sonraki süreçte üniversitelerden bu istenecek. Yani evet herkes fakültesi var, öğrencisi var, diploma veriyor. Fakat topluma yararı ne? Yani ne çıktı sağladı? Biz bu anlamda da işte Çubuk bölgesiyle özellikle bir entegrasyona girdik, bir bütünleşmeye girdik. Mesela zaman zaman hocalarımız sağlık taramaları yapıyorlar örneğin. Yine ismini vermeyeyim, bir ilçemizde intiharlar çok çoğalmıştı. Hemen oraya bir ekip çıkardık. Psikologların olduğu, sosyologların olduğu bir ekip çıkardık. Tabii yerel yönetimler bundan çok yararlanıyorlar ve gerçekten çok mutlu oluyorlar. Yani onları yalnız bırakmadığımız için. Bu konuda her zaman bu tür ilişkiler içerisine girmeye hocalarımız hazır ve zaten dediğim gibi hocalarımızın birçoğu kamu kurumundan tecrübeli geldikleri için ve kamu kurumlarında uzun yıllar çalıştıkları ve hala da ilişkileri devam ettiği için bu anlamda kamu kurumlarıyla, yerel yönetimlerle iç içe çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Son olarak iki sorum var. Birincisi gastronomi bölümüne dikey geçişle alakalı imkan var mı diye sormuşlar. Ama ondan önce şunu sorayım. Ulaşımla alakalı sorular da geldi. Bu külliyeye nasıl ulaşım sağlanıyor? Onunla alakalı bir bilgi verebilirseniz. Ben ulaşımla ilgili isterseniz konuşayım. Şimdi havaalanına şu anda Ankara'da metro yok. Bu büyük bir eksiklik. Herkes bunu hissediyor. İlişkin de proje çalışmaları yapılıyor. Şu anda biz Esenboğa Külliyesi'ne ulaşımı genelde büyükşehirin sağladığı ulaşım imkanlarıyla yapıyoruz. Yani ego otobüsü dediğimiz otobüslerle, tabii halk otobüsleri de bunun içerisinde. Biz bu konuda özellikle sene başında hem seferlerin arttırılması hem de külliyeye yani kampüse özgü ayrı seferlerin konulmasını sağladık ve ciddi bir rahatlama da sağladık. Tabii biraz önce konuşmamın başında da ya da ortalarında geçtiği gibi Kredi Yurtlar Kurumu'nun o 4000 kişilik yurdu bittiğinde o bölgedeki ulaşım zaten sorun çıkacak. Çünkü yürümeyle 500-600 metre yani binalarla
yurt arasındaki mesafe. O zaman ulaşımı zaten bu şekilde de halletmiş olacağız. Ama metro yapıldı takdirde zaten üniversitemiz doğrudan doğruya şehirle çok hızlı bir şekilde bağlantısı olan bir üniversite haline de gelecek. Yani neticede Ankara'da bir ne bileyim diyelim ki işte Sincan'dan siz Bamağa gitmek istiyorsunuz. Yani oraya kadar süren yolculuk gibi bizim yolculuğumuz. Hatta bizim otobüslerimiz bazen çevre yolda kullanıyorlar. Daha hızlı bir şekilde gelme adına. Dolayısıyla ulaşımı bu şekilde belediyenin imkanlarıyla tabii bizim organize ettiğimiz süreç içerisinde bunları çözüyoruz. Ama tabii şunu belirteyim. Yukarıdaki yani Esenboğa Külliyesi'ne en yakın yerleşim yeri başta Pursaklar. Onun Saray diye bir semti var. Tabii orada da öğrenci evleri var, apartlar var, yurtlar var. Yine Çubuk'ta Kayakan'ın kız yurdu var. Yani bu anlamda orada duran öğrenciler zaten şehirde duran öğrencilere göre daha avantajlılar. Ama merkezinde durmayı tercih eden öğrenciler için tabii ulaşım biraz daha uzun sürebiliyor. Bu da normal. Teşekkürler hocam. Öğrencilerimize son söz vermek istiyorum. Sormak istediğiniz, benim şu sorum var dediğiniz bir şey varsa alabiliriz hemen. Tabii. Buyur Baturay. Peki böyle mezun olmaya yakın öğrencilerinize, 4. sınıf ya da 3. sınıf öğrencilerinize kariyer planlamasında yardımcı oluyor musunuz? Evet. Bu konuda bizim öğrencilerle alakalı özel kariyer programlarımız oluyor. Özellikle başkentte olduğumuz için ilgili alana yönelik programlar yapıyoruz. Mesela diyelim ki siz örneğin dışişlerinde görev almak istiyorsunuz. Uluslararası ilişkilerde okuyan bir öğrenci olarak. Biz dışişlerinden bu anlamda bu işin ne olduğunu, ne olması gerektiğini, nasıl yani nasıl kişi kendini yetiştirirse daha iyi bir yere gelebilir. Bütün bu soruları aslında bizzat o kişiden dinliyoruz. Yani burada sadece böyle kağıt üzerinde bir kariyer planlama değil de aslında ilgili alanlarda alanlarla ilişki kurarak yani ilgili kurumla, kuruluşlarla ilişki kurarak bu kariyer planlamasını biraz ayakları yere basan bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yani bu konuda öğrenci takip sistemimiz gayet güzel ve yoğun. Onu da belirtelim. Hatta biz bunu biraz daha dijital ortama aktarmak istiyoruz. Yani bir öğrenci diyelim ki mezun oldu, şu anda nerede, neye ihtiyacı var, ne gibi problemler yaşıyor. Tüm bunları aslında dijital iletişimle kurgulayıp öğrenciye doğrudan doğruya yardımcı olmak için de şu anda bir çalışmamız hızlı bir şekilde devam ediyor. Çok teşekkürler hocam. Teşekkürler Baturay. Hocam süremizin sonuna geldik. Son olarak bizi izleyen üniversite adayı öğrencilerimize mesajınız ne olacaktır? Onunla kapanış yapalım. Teşekkürler. Evet. Evet, ben teşekkür ediyorum. Öncelikle ben öğrencilerimize girecekleri YKS sınavında başarılar diliyorum. Kesinlikle morallerini bozmasınlar. Yeni normale hazırlansınlar. Normale değil. Çünkü insan bilmediğinden korkar. Biraz gerçekçi olmalarını istiyorum. Yani yeni bir üniversite ile karşılaşacaklar. Çünkü dünya şu anda bunu yaşıyor. Onun için belki bu öğrenciler bunların ilk temsilcisi olacak. Yani belki tamamen örgün eğitim yerine %20, %30 dijital eğitim, geri kalan örgün eğitim ya da bu oranlar değişebilir. Yeni normale hazırlanmalarını istiyoruz biz bu öğrencilerimizin. Çünkü farklı bir sosyal yaşam geliyor. Buna hazırlanmalarını istiyoruz. Zaten dikkat ederseniz devletimiz bunu yavaş yavaş hem bilgilendirerek hem uygulayarak toplumu da buna hazırlıyor. Bu konuda gençlere çok çok iş düşüyor. Çünkü genelde Cumhurbaşkanımızın milletime güveniyorum dediği şey aslında şu. Şunu söylüyor. Baturay sana güveniyorum. Ceyda sana güveniyorum. Ayşe sana güveniyorum. Murathan sana güveniyorum. Çünkü Cumhurbaşkanımız bir insan. Çünkü biz bu güveni yani daha doğrusu denilen şekilde yaşamazsak, kurallara uymazsak aslında sistem işlemiyor. Onun için burada güven duygusu çok çok önemli.
Çünkü biz millet olarak gerçekten bu süreci dünyanın en iyi teknolojisine, dünyanın en büyük ekonomisine sahip olduğumuz için değil, aslında birbirimize güvendiğimiz için hiç tanımadığımız insanların birbirlerini uyarmaları ya da kurallara uymasıyla biz bunu açtık. Özellikle aile sistemimizin sağlam olması, çünkü hepimizin sığınacağı, belki birkaç ay dışarı hiç çıkmadan kalabileceği mutlu aile yapılarıyla biz aslında bu süreci neredeyse açtık diyebilirim. Onun için sosyal yapımız çok önemli, çok önemli arkadaşlar. Yani kesinlikle küçümsemeyelim. Ailemiz çok önemli. Annemizin, babamızın olması, evimizin olması, aile içerisindeki dayanışmamız, geleneksel davranışlarımız, bunlar o kadar önemli hale geldi ki bu süreçte. Evde kal, sağlıklı kal derken o hangi ev? İşte o aslında ailenin sağlam olduğu evdir. Yoksa üstünde çatı olan, mutfağı, işte odaları olan bir ev değil o. O aslında bir anne sıcaklığının olduğu, bir baba şefkatinin olduğu, kardeşler arasında dayanışmanın olduğu evdir. Çünkü hepimiz bunu yaşadık. Onun için benim sizlerden isteğim, daha doğrusu ricam şu, bir defa ülkenizin kıymetini, toplumumuzun bu özelliklerinin kıymetini bilerek, ileriye bakarak eğitiminizi tamamlamanızı istiyoruz. İnşallah hepiniz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne gelirsiniz ve geldiğinizde de bu isimleri unutmayacağız. Sizi rektörlük makamında ben ayrıca ağırlamak istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ailelerinize de çok selamlarımı iletin lütfen. Teşekkürler Sayın Hocam. Hocam katıldığınız için, değerli fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için tüm öğrenciler adına, izleyenlerimiz adına teşekkür ediyoruz. Ayşenur, Ceyda, Baturay ve Murat'tan sizlere de programa katıldığınız için, değerli sorularınız için teşekkür ediyoruz. Umarım iyi bir hazırlık dönemi geçirirsiniz. İstediğiniz üniversite ve bölümü kazanırsınız. Ama bir hatırlatma da bulunayım. Şunu unutmayın, hayat bir yolculuk. Bir yolculukta duraklar var. Üniversitede bu duraklardan birisi olacak sizin hayatınızda. Hangi üniversiteye, hangi bölüme giderseniz gidin, hangi işte çalışırsanız çalışın, yaptığınız işte, okuduğunuz bölüme dört elle sarılın ve her zaman elinizden gelen en iyisini yapmaya gayret gösterin. Yani bunlar önemli bilgiler olacak sizin için. İlerleyen yıllarda daha çok fark edeceksiniz. Değerli izleyenler, çarşamba günü saat 16'da Hacettepe Üniversitesi'ni yayınımızda yine konuk edeceğiz. Saat 16'da programımıza bekleriz. Programın hazırlanması için bizi yönlendiren Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'a, Genel Müdürümüz Cengiz Mete'ye, Daire Başkanımız Ercan Alpay'a teşekkür ediyoruz. Programı bir ekip olarak hazırlıyoruz. Milli Eğitim uzmanları Yasin Elçi'ye, Bekir Kul, Rukiye Yıldız'a emekleri ve katkıları için teşekkür ediyorum. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlıkla kalın. Dileklerimizi iletiyoruz. Bir sonraki programda